Beykent TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Yepyeni bir dünya ve programıyla sizlerle birlikteyiz. Siz değerli çiftlerimiz için programımıza biliyorsunuz birçok alanda birçok yeri ziyaret ediyoruz. Düğününüzün eksiksiz ve mükemmel olabilmesi adına biraz da cebinizi düşünebilmek adına birçok kişiyle bilir kişiyle programımıza görüşüyoruz. Sizler için bilgiler alıyoruz. Bu haftada yine tura çıkacağız. Bakalım nerede neler varmış sizler için öğreneceğiz. O zaman turumuz başlıyor. Oyuncu Özge Özler'le yaklaşık 2 yıldır birliktelik yaşadığı müzisyen sevgilisi Sinan Güleryüz bu hafta evlendi. Çiftin Balta Limanı'nın lüks bir mekanında gerçekleşen düğün törenine ise birbirinden ünlü isimler katıldı. Yaklaşık 270 kişinin davetli olduğu nikah töreninde Özge Özler'in gelinlik tercihi Raşit Bazıbağ'ın tasarladığı üstü transparan, altı ise hafif A kesim gelinlik olurken Sinan Güleryüz ise ünlü bir markanın siyah smokin damatlığını tercih etti. Çiçeği burnunda ikilinin düğün sonrası balayı için tropik bir ada olan Bari'ye gittikleri öğrenildi. Dünya evi olarak ünlü çiftimize bir ömür mutluluklar diliyoruz. Evet değerli izleyenler, şimdi ise turumuzla Şinasi Günaydın'la birlikte devam ediyoruz. Siz damat adaylarımız için damatlıklar hakkında bu işin duayeni olan Şinasi Günaydın'dan bilgiler alacağız, tüyolar alacağız. Bakalım damatlıklarımızı seçerken nelere dikkat ediyormuşuz? Ama öncelikle bir Şinasi Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar demek istiyorum. Nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Damatlarımızın fizikleri birbirinden farklı olabiliyor. Kimisi evet. Uzun boylu, kalıplı oluyor. Sanıyorum evet. Hani en rahat belki de dikilen onlardır hani direkt taşıma açısından. Evet. Kimisinin birazcık kilo problemi olabiliyor. Kimisinin hani fazla kilo veya az kilo. Tabii. Kimi daha kalıplı gözükmek istiyor evet. gibi evet. durumlar olabiliyor. Fiziki durumlarına evet. göre daha doğrusu. Siz peki bunları nasıl dengeliyorsunuz? Mesela biraz daha zayıf gözükmek isteyen damat adayımız varsa... ona nasıl bir kalıp çıkartıyorsunuz, nasıl bir takım öneriyorsunuz? Kişiyi özel yapıyoruz ya, onu tabii ki beraber karar veriyoruz. Şöyle yapalım böyle, boy bile uzatıyoruz 2 santim, 3 santim. Buradan... Yani adamın boyunu uzatıyoruz. Çok... Yaptığımız ayakkabıyla uzatıyoruz. Hiçbir şey belli olmadan 3 santim, 3 santim rahat uzatıyoruz. Çok güzel. Yani şimdi çok açık renkleri tercih etmiyoruz kilolularda. Evet. Orada işte... şey giriyor olaya. Yani sanat giriyor ustalık aslında. Ustalık orada. Ustalık giriyor evet. Devreye giriyor. Evet. Peki daha zayıf damat adaylarımız ya da omuzları biraz daha dar olan, daha kalıplı gözükmek isteyen damat adaylarımız için nasıl hileler yapıyorsunuz? Ya, biraz. Yani yani yapıyoruz tabii ki. Yani şimdi zayıf olanlara da kravaze yapıyoruz böyle kapaklı yapıyoruz. Omuzları biraz geniş yapıyoruz. İşte o da o şekilde kurtarıyoruz. Vatkalarla falan. Vatkalarla da evet vatkalarla da başka şeylerle de yapıyoruz. Peki renk ve desen seçimi de faktör olarak kullanılabiliyor mu bu konuda? Yani dediğim gibi şimdi zayıf, çok zayıf bir kişiye şey gerektirme kareli yapabilirsin ona. Boyu uzunsa. Daha böyle kareli olursa daha şık durur zayıflarda. Zayıflarda. Ama boy kısa olmayacak. Boy kısa olursa peki? Boy kısa olursa dikine çizgi olacak. Dikine çizgi. Bunlara dikkat ediyoruz. Değerli evet. damat adaylarımız bunlar güzel hileler. Gelinlerimiz için burada bol bol gelinlik hileleri söylüyoruz ama siz damatlarımızı evet. düşündük. Evet. Bu noktalar önemli gerçekten. Evet. Şimdi kadınların işi biraz daha kolay. Bir kere topuklu ayakkabı devreye giriyor. Evet. Ne bileyim ten değişimi vesaire, tabii. saç, makyaj, gelinliğin evet. işte orasını kapat, burasını aç vesaire ama... Damat adaylarımız sanki böyle uzaktan bakınca biraz daha bu konuda çaresiz gözüküyorlar. Ama siz diyorsunuz evet. ki ustalık oradan. En az 3 santim. En az 3 santim uzuyorsunuz. Yani 70'i 73 yapıyoruz. Evet. Şimdi yani. Gelinlerimiz bir 2-3 beden o sıkılıyorlar ya, evet. inceliyorlar. Evet. Damatlarımıza böyle bir olanak yok ama sanıyorum. Yani yok, o kadar yok değil. O kadar değil. Onu da şimdi çok dar bir yelek yaparsın, onu biraz şey yaparsın. Ha, biraz toparlayabiliyorsunuz. Toparlayabilirsin yelekle, evet. Toparlanabilirsin. Çok güzel. Peki siz ten rengini de baz alıyor musunuz damatlık seçimi yaparken, kumaş seçimi yaparken? Yani tabii ki. Yani o da
göz önünde bulunduruluyor ama şimdiki damatların hepsi bir şeye giriyorlar zaten, o makineye. Evet, solaryuma giriyorlar. Hepsinin renkleri aynı oluyor. Kesinlikle. Şimdi çünkü seçim yaparken hani öyle bir takım giyersiniz ki, atıyorum sarışınsınızdır veya esmersinizdir veya gerçekten koyu tenlisinizdir. Evet. O damatlık o sizin ten renginize göre direkt daha çok ortaya çıkar, parlar. Tabii, çok bununla ilgili eğer tavsiyeleriniz de varsa solaryum tercih etmeyenler için onu da alalım sizden. Solaryum tercih etmeyen, yani sarışınlar falan, mavi çok güzel gidiyor sarışın. Mavi. Evet. Evet. Sarışına mavi harika oluyor. Uçuk mavi sanırım. Uçuk mavi, evet, uçuk mavi harika oluyor. Yani kemik olabilir. Hı-hı. Ondan sonra işte siyah olabilir. Siyah yine gider. Tabii siyah gider. Hep gidebilir. Esmer damat adaylarımız için neler söylüyorsunuz? Ona mutlaka böyle açık renk yapacağız. Açık renk. Evet. Mesela? Mesela ben geçen sene bir sütlü kahve yaptım. Yani sütlü kahve rengini hiç tutmazlar. Evet. Yani mesela benim de dükkanımda kahverengi pek yoktur. Şu bak aşağı yukarı 1500 takım elbiseli kumaş vardır. İki takım kahverengi yoktur. Zor satılır. Ama sütlü kahverengi bir smokin yaptık geçen sene. Harika oldu. O da işte sarışın böyle bir şeydi. Aa, çok güzel. Evet. O zaman renkler demişken size ben renkleri de sormak istiyorum. Şimdi her sene özellikle de ünlü simaların da giydiği damatlıklarla renk modası ülkemizde sanıyorum değişiyor. Mesela ben şeyi çok hatırlıyorum. Kenan Doğulu açık mavi bir... Su yeşili mavi değildi. Öyle bir herkes, damatlık bak, giydi. Herkes mesela ona 2-3 sene önce herkes ona daldı aslında. Hı hı, evet. Şimdi ünlü giydi diye daldı. Hı hı. Şimdi onu ben çok önceden yapıyorum zaten. Evet. Yapıyordum yani. Evet. Herkese yapıyordum. Birisinin giymesini bekliyormuş o. Evet, biraz daha ön plana çıkıyor. Ön bir plana moda akımı oluyor. Evet. Ondan sonra daha çok böyle etrafta görmeye başladık. Evet. Yani tercih konusunda da. Evet. Bu sene için peki neler söyleyebiliriz? Vallahi bu sene için ben şöyle söylüyorum. Yine mavinin tonları olacak. Lacivert mavinin tonları olacak. Lacivert, evet, siz de çok tercih ediyorsunuz şu an etrafımızda. Evet. Lacivert takımları da çok görüyoruz. Evet. Lacivert'in tonları diyorsunuz. Evet. Daha mavi. Mavi, evet. Siyahtan biraz sıyrılıyor muyuz? Siyah, yani siyah klasiktir. Evet. Ondan insan mesela 10 takım elbise yaparsan bir takım mutlaka siyah içinde. Mutlaka bulunuyor. Evet. Peki yaş aralığına göre böyle bir kıstas var mı? Hani şu yaş aralığı damatlarda şunlar daha iyi gidiyor. Daha üst yaş aralığında bunlar daha iyi gidiyor. Yani böyle bir algı var mı? Bir şey söyleyeyim mi sana? Evet. Yaş aralığı yoktur insanda. Yok mu? Değil mi? Kalp 1 yaşında. Aa, çok güzel söylediniz. Gerçekten harika. Evet. Peki şunu da soracağım. Ben bugün sizi bulmuşken bütün ne varsa dökeceğim ortaya. Şimdi gelinlerimizin gelinliğine göre de ayarlama yapılıyor mu damatlıkta? Yani hani uyumlu olsunlar gibi böyle şimdi bir durum var mı? Gelinler gelinliği pek değiştirmiyorlar. Evet. Ya beyaz ya kemik, yani ne beyazı? Kırık beyaz. Evet. İki tane rengi var. Bence bunun da değişmesi lazım birazcık. Ufak ufak biraz koyulaşmaya, böyle sütlü kahve gibi biraz yani daha çok tonlar olmaya başladı şu an. O şey oluyor işte yani koyu bej, yani bej gibi falan filan. Değişemiyor, kalıp kırılamıyor. Evet. Ama gelinliğin de şeyi o. Masumiyeti o. Evet. Beyaz yani. Ona her elbise gidiyor. Çünkü elbiseler onun yanına ekleme oluyor. Evet. Birinci planda gelinlik gelin oluyor. Gelin oluyor kesinlikle. Evet. Gelin olduğu belli oluyor, evet. Beyaz olduğu evet. için. Evet. Şunu da soracağız size. Şimdi kır düğünü var, otel düğünü var, havuzbaşı, kumsalla, yani birçok düğün konsepti var. Evet. Düğün konseptlerinde damatlık seçimi ne yönde etkiliyor damatlığı? Damatlık seçimi aslında ben geçen 2 sene önce yaptım. Hı hı. Şimdi normal aynı kumaştan pantolonunu yaptım. Hı hı. Ceketini, smokinini yaptık. Şeyde giyeceğim dedi işte şortunu yaptım. Şort da var. Aa, çok güzel. Aynı kumaştan şortunu yaptık. Bir de daha kısa dediğiniz gibi kır düğününde giymesi için ona ne derler? Kapri mi? Kapri. Kapri, şort, ceket yaptık aynı kumaşta. Çok güzel. Modeller aynı. O 3 yerde yapılacaktı o arkadaş düğünü. Öyle 3 tane kıyafet yapmıştım. Yani pantolon, işte şort, kapri. Böyle kumsalda kır düğününe daha mı kısa ya da hani kumsalda daha mı kısa tercih ediyorlar? Tabii ki daha yani böyle şort oraya gibi. Uygun. Şort oraya uygun, evet.
Peki kır düğünleri mesela şu anda herkes hele hele yaz aylarındayken kır düğününü çok fazla tercih ediyorlar. Renk önemli midir kır düğününde sizce? Önemli değildir ama değil açık mi? Renk olması bence daha bir iyi ya olur. Ama bu kendi düşüncesi olması gerekiyor ya. Benim anladığım kadarıyla sizin için ten, düğün konsepti vesaire bunların önemi yok. Şurası ne istiyorsa evet, siz onu odur. Sunuyorsunuz. Bence de odur. Harika gerçekten. Moda da odur, giyim de odur, evet giden de odur. Peki şunu da soralım. Aslında programın başında söylediniz ama biraz daha detaylandırmak gerekirse. Düğünden ne kadar süre öncesinde sizlerle görüşülmeli ve artık çalışmalara başlanmalı damat adaylarımız şimdi için? Şimdi damatlar bence de aşağı yukarı bir ay önce nasıl bir şey istediğini düşünüp bir yere gidip yaptırması gerekiyor. Bence birinci planda bu. Birinci plan bu. Evet yani... Şimdi aman pahalıdır, bunu yaptıramayalım, şu dedim, bu dedim değildir. Normal bir mağazadan alacağı kıyafetle mesela bize de gelince arada pek fark etmez. Üstüne göre olur, işte kendine göre olur, elbise onun olur. Evet. Yani mağazalarda çok sıkışıktır, gider alır, ayrı bir iş o iş. Yani ama dediğim gibi bir ay önceden bu işi de hazırlamaları lazım. Hazır almayın. Diyorsunuz. Bence almaması lazım. Size özel olsun, biricik olsun. Tabii sizin olsun. Evet, kesinlikle. Sizin olsun. Kesinlikle. İçinde, şimdi gösteririm size mesela burada damatlıklar var. Smoking evet. şey yapmışız. Frak yapmışız smoking. Ara ara görüyoruz zaten. Frak yapmışız. İçine isimlerini yazmaya Ali oğlum bir pazartesi geçen hafta cuma gitti. Bugün geldi. Unutmuşuz ismini yazmaya makinede. Ben yazamıyorum, Ali yazıyor onlara. O makine özel bir makine. Geçen hafta cumartesi almaya geldiler. Aa ismi içinde yok. De, Ali yok. İsim yazamadı. Ben dedi çarşamba günü alırım dedi. Kız bu akşam gelip alacak. O kadar önemli. O kadar önemli. Tabii o kadar önemli. Yine gelinlerimiz burada devreye girmiş benim anladığım kadarıyla. Evet. Her zaman bir kadın eli değecek mutlaka. Evet. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. A'dan Z'ye hani minimum maksimum olarak fiyat aralığımız nasıl oluyor damatlıklarımızda? Damatlıkta fiyat aralığımız... Şöyle söyleyeyim, yerli kumaşlarımız var, bir de ithal kumaşlarımız var. İşte Dormeyli, işte ya, meşhur firmalar. Bizde yerli kumaşlar aşağı yukarı 3500'den başlıyor. Artık öbür seçeceği kumaşa göre işte 10 bin liraya falan çıkabiliyor. Damatlıklar. Buradan da damat adaylarımıza duyurulur. Duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz ben size. Teşekkür çok ediyorum. Keyif aldım. Çok sağ da olun. Güzel bilgiler aldık. Sağ ben olun. De bilgilendim damatlıklar konusunda. Eksik olanları da tamamladık. Sağ olun. Bizi burada misafir ettiğiniz için tekrar teşekkürlerimizi ben sunalım. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde olacak defilenizde İnşallah. Görüşmek dileğiyle diyorum İnşallah. Ben. Bu takım elbise konusunda, damatlık konusunda duayen bir isimle birlikteydik. Şinasi Günaydın'la birlikteydik. Kendisiyle siz damat adaylarımız için damatlıklar hakkında konuştuk detaylıca. Şimdi ise turumuza devam ediyoruz. Değerli konuklar, Kan Demir ile Tırtır ailelerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadığınız için aileler adına sizlere teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. İki adetine hanımefendi ile başlayalım. Adınız, soyadınız? Tuğçe Kan Demir. Babanızın ismi? Alaaddin. Annenizin ismi? Ayten. Teşekkür ediyorum. Beyefendi, adınız, soyadınız? Mert Hakan Tırtır. Babanızın ismi? Yusuf.
Annenizin ismi? Ayten. Teşekkür ediyorum. Sizler evlenmek istediğinizi Beyoğlu Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na yazılı olarak bildirdiniz. Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda evlenmenizde herhangi bir yasal sakınca olmadığı görüldü. Şimdi bu isteğinizi bir kez de sayın konuklar ve resmi nikah şahitleri huzurunda sizlerden sözlü olarak duymak istiyoruz. Siz Sayın Tuğçe Kandemir hanımefendi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, kendi isteğinizle Sayın Mert Hakan Tırtır beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Mert Hakan Tırtır beyefendi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, kendi isteğinizle Sayın Tuğçe Kandemir hanımefendi de evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Resmi nikah şahitleri, çiftlerin beyanlarını duydunuz. Şahitlik eder misiniz? Buyurun, akit defterini imzalayalım. Şimdi konuklar oturmaya devam ediyorlar. Bizler ayağa kalkıyoruz. Ben de Türk Medeni Kanunu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan Beyefendi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyor. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Şu andan itibaren aile bütünlüğünüz kurulmuştur. Bundan sonraki hayatınızda mutluluklar diliyoruz. Ve aile cüzdanını hanımefendiye takdim ediyorum. Sen bahara ağrıyorsan, sarmış ekim gibi ben. Güneşinde can vurur, sarılsa tanım ya. Ne olur dokun bir kere, yüreğim yaprak döküyor. Evet, Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde Tuğçe ve Mert çiftinin nikah törenine katıldık Beyken TV olarak. Öncelikle sizi tanıyalım gelin hanım. Ben Tuğçe Kandemir. Tırtır oldum artık. 24 yaşındayım. Seni de çok seviyorum zaten biliyorsun. Neler
hissediyorsun? Mutluyum. Evet. 11 yıllık ilişkinin sonucu oldu bu. Birlikte büyüdük herhalde. Evet. Peki kısaca buradan evlenecek çiftlerimiz var. Çok da tutmayalım sizi. Burası kalabalık, biraz bekleyenlerimiz var ama evlilik süreci hazırlıkları nasıl geçti sizler için? Bir özetleyecek olursak neler tavsiye ediyorsunuz gelin adaylarına? Yani çok araştırsınlar. Hemen her geldikleri bulduğu şeyi direkt almasınlar. Araştırma yapsınlar. Zor bir süreç. Yavaş yavaş sindire sindire yapsınlar. Evet. Bu şekilde. Hemen damadımızı da tanıyalım. Merhabalar. Merhaba, ben Mert Hakan Tırtır. 25 yaşındayım. Beraber butiğimiz var. Onu işletiyoruz. Çocukluk aşkım. Heyecan var Şançı. Heyecan tabii. Heyecan var. Çok tutmayalım sizi. Buradan damatlarımız da izliyorlar. Neler söylemek istersin damatla, evlilikle alakalı? Daha çok taze ama. Her şey o yaptı. Ben pek geride kaldım biraz. O araştırmacı olduğu için her şeyi araştırıp en iyisini ayarladım. Burada nikah şahitlerimiz de bizlerle birlikte. Hakan ve Gizem Hatipoğlu da burada bizimle birlikte. Hemen sizlerin de duygu düşüncelerini alalım. Burada Tuğçe ve Mert'in nikah törenine katıldığınızda neler söylemek istersiniz? Evet, biz de çok heyecanlıyız. Aynı zamanda nikah şahidi olduğumuz için yıllardır tanıdığımız bir çift. Çok da seviyoruz. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Hemen Hakan Bey'in yanına da geçiyoruz şöyle. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz valla. Siz neler söylemek istersiniz? Valla mutluyuz. İşte biz de 7 yıldır evliyiz. Burada çok sevdiğimiz iki kardeşimizin evliliklerine şahitlik ettik. Umarım onlar da bizler gibi, anne babaları gibi çok mutlu, güzel bir aileye yelken açarlar. Şimdiden mutluluklar diliyorum. Hayırlı olsun. Tüm ailelerini kutluyorum. Tüm gençlere de evliliği tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Mutluluklar diliyoruz sizlere. Sağ olun.